birlikteyiz. Celal Bey merhaba. Merhaba. Şimdi Celal Bey, bu emekli amirallerle ilgili durumda yeni gelişmeler oldu. Bu konuda sizin yorumunuzu merak ediyoruz. Yani gidiş nereye doğru? Siz ne görüyorsunuz? Ama izin verirseniz ben önce bir iki maddi olguyu sıralayayım. Yeni gelişmeleri burada hatırlatayım. Ayrıca yine bu bölümde ele alacağımız konulardan biri de Atilla Kezek'in, emekli amiral Atilla Kezek'in zamanında hangi yılda Barış? Hem 2012'de hem 2013'te. Tamam. Yani çok çok önce. Değil mi? Evet. Çok çok önce. Yani cemaatin 17-25 operasyonundan önce. Evet. Ve hele hele darbesinden çok çok önce. Çok önce. Donanmayla ilgili bir şema veriyor. Evet. Kime veriyor? Recep Tayyip Erdoğan'a. Erdoğan'a. Dönemin başbakanı. Evet. Bir şema veriyor. O şema haklı çıkıyor mu? Çıkıyor. O şemadaki tek tek darbeciler girişimlerinde bulunuyorlar mı? Bulunuyorlar. Bulunuyorlar. Bu şema peki ne oldu? Bunun akıbeti ne oldu? Bu konuda Barış'ta özel bilgiler var. Ama bizim yayında Perşembe Açıkça'da, yani geçen Perşembe değil de ondan önceki Perşembe Açıkça'da Barış Pehlivan bir şekilde konuşması esnasında Zihni Çakır'ın adını telaffuz etti ve onunla ilgili de bir takım tespitleri, yargıları oldu. Ben de yayıncılık sorumluluğum gereği dedim ki eğer bir şekilde bir yanıt hakkı isterse şey yapabiliriz, yanıt hakkı tanıyabiliriz. Bağlandı. Bağlandı ve ilginç şeyler anlattı. Evet. Dedi ki ben şu saatte yayınlamıştım. Bana bir emekli amiral gönderdi dedi Zihni Çakır. Evet. Ve onu gönderen, o gönderen kişinin aynı zamanda bu duyurudan bir bakanın da, Adalet ve Kalkınma Partisi bir bakanın da haberdar olduğu. Yani ya bu metnin ona da gittiği şeklinde ya da haberi olduğu şeklinde. Şimdi hikaye buydu. Ne oldu peki peşinden? Zihni Çakır, bakın sayın seyirciler, Zihni Çakır'ın tweetlerinden anlıyoruz ki bu da şey değilse gözaltına alındım diyor. Ondan sonra diyor ki iki gündür yoktum çünkü 14 Nisan akşamı 104 amiral soruşturması ile ilgili gözaltına alındım. Dün akşam da sevk edildim, Ankara Sulh Ceza tarafından serbest bırakıldım. Açık söyleyeyim, gözaltı gerekçemden yöneltilen sorulara hepsinde devletim adına utancımdan yerin dibine geçtim. Yani Zihni Çakır diyor ki beni gözaltına alma nedenleri bir şekilde soruşturmanın gizliliğiyle ilgili bir durum. Ama bana belli ki kendisine yöneltilen sorularla bunun arasında bir bağ kuramamış. Şimdi bu ilginç. Bu kadarını biz sadece söylüyoruz sayın seyirciler. Bir yandan da nasıl bir gelişme oldu? Emekli amirallerle ilgili ikinci bir dalga oldu. Bu gözaltı dalgası değil ama sabah evde arama ve peşinden de ifadeye çağırma. Şimdi soralım Celal Ülgen'e. Çünkü o yayında Celal Bey de bizimle birlikteydi. Celal Bey, bu iki gelişme, bu işin nereye gittiğine ilişkin sizde neler düşündürtüyor efendim? Siz mutlaka evet, hem bilgilere sahipsiniz hem de meseleyi tecrübenizle değerlendiriyorsunuz. Evet. Şimdi hangisinden başlamak lazım? Önce ikinci dalga dediğimiz emekli amirallerin yeniden gözaltına alınmadan ama evleri aranarak, arama kararı çıkarılarak 22 Nisan'da ifadeye çağrıldığı bir süreçten söz etmek gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi şu demek. Burada sadece bildiriye imza koyan emekli amirallerin geri kalan kısmından bir kısmı seçilmiş olsaydı belki verdiğimiz cevap yeterli olacak. Fakat burada bir ikinci unsur var. İkinci unsur da sabah erken biz uyanır uyanmaz ikaz üzerine müvekkillerimiz tarafından altyazıda bir de Tuğ General isminin geçtiğini gördük. Bu ne demekti? İlk bakışta ya bu Tuğ General kim? Neden olabilir? Acaba WhatsApp hattında o gün herhangi birisi bir Tuğ General arkadaşına bir paylaşmada bulundu da
bu paylaşım nedeniyle mi gözaltına alındı diye düşünürken pat diye karşımıza bu Tuğ General'in Türk Silahlı Kuvvetler personelinin emekli olduktan sonra katıldıkları TESUK Genel Başkanı olduğunu gördük. Bu çok akla ziyan bir şey. Nedir bu? Şimdi TESUK ve Assubaylar Derneği bir biçimde beraberce Milli Savunma Bakanı'nı ziyarete gidiyorlar. Milli Savunma Bakanı ziyaretten sonra basına bir açıklama yapıyor. Diyor ki Assubaylar Derneği'ni ve Türk Silahlı Kuvvetler Personeli Emeklileri Derneği'ni kabul ettim. Ve her ikisi de amirallerin bildirisini kınadı diyor. Arkasından TESUK Genel Merkezi bir açıklama yaparak hayır biz böyle bir kınamada bulunmadık diyorlar. Şimdi bu bir defa bütün planları ve bütün kazanılmak istenen mevzileri alt üst eden bir girişimdi. Bu açıdan bu kişinin de TESUK Genel Başkanlığı'nın da ev aramasını yapmak durumunda kaldılar. Fakat ev aramasını yapmak bildiriyle ilgili olmayan bir emeklilik Tuğ General'in ev aramasını yapmak ya da onu da soruşturmaya dahil etmek düşüncesi aslında iki şeyi göstermektedir. Birincisi bu amiraller vasıtasıyla kurulmak istenen ve başlatılmak istenen olağanüstü bir dönemin ne kadar büyük boyutlar taşıdığını göstergesi. İkincisi ise bu Tuğ General'i yaptığı açıklama nedeniyle hedefe koyma gerekçesinin ne olduğu. Burada bir odak var. Bu odak kendisiyle hesaplaşmak isteyen ya da kendisini eleştirmek isteyen kişilere karşı bir tür intikam alıyor ya da bir tür onları cezalandırıyor. Şimdi biraz sonra buna tekrar değineceğiz. Peki bu başka hangi anlama gelebilir? Bir de bir sürdürme iradesinin var olduğunu kamuoyuna duyuruyorlar. Yani tamam siz diyorsunuz ki emekli amiraller olayı kumpası çöktü diyorsunuz. Çökmedi kardeşim. Sürdürüyorum. Sürdürme iradem var. Gideceğim diye bir gösteri. Şimdi aslında ikinci ev aramaları, ikinci dalga dediğimiz ev aramalarında şöyle bir olay var. Seçilen kişiler açısından. Yani hep yayınlarımızda söyledim, o çok açık olarak söyledim. Metinde en ufak bir suç duyurusu yok. Suç unsuru yok. Ayrıca WhatsApp hattının oluşmasında, kullanılmasında, orada görev alanlar arasında herhangi bir suçta anlaşma olmadığı gibi herhangi bir örgütsel bağ da yok. Sadece amiral olmaları ortak paydaları, emekli amiral olmaları. Şimdi bunu söyledikten sonra şuraya gelmek istiyorum. Bu nedenle ikinci operasyon, yani ikinci gözaltılar bir tarafta işte TESUK Genel Başkanı'yla boyut değiştirirken öbür tarafta da kendi içerisinde hem amirallerin ifadesinde ismi geçenler hem de amirallerin ifadesinde yer almadığı halde WhatsApp hattında aktif görüş belirtilenler gözaltına ev araması yapılıyor. Bu açıdan baktığınız zaman yine korkunç bir sıfır ile karşılaşma ihtimali %99.9. Bundan da bir sonuç çıkmayacak. İkincisi Zihni Çakır olayına. Şimdi Celal Bey gelirse. Zihni Çakır'ı anlatın bize ama ilk bölümle ilgili anladığım tamam. kadarıyla şu manşetleri atabiliyoruz. Bir defa bu TESUK Başkanı yani bir emekli Tuğ General'in eklenmesi
çok dikkat çekici diyorsunuz, değil mi efendim? Evet, evet. İkincisi, ikincisi bu ikinci dalga aynı zamanda bu iş benim için bitmedi. Benim bunu sürdürmek gibi bir iradem ve niyetim var. Bunun ilanı diyorsunuz. Üçüncüsü de bu birinci dalga gözaltılar sırasında o işte efendim ifadeler, işte cep telefonundan çıkan bilgilere göre yani irade açıklamasıyla yetinmeyip görüş belirtenlerin de soruşturmaya katılmak istenmesi. Bu çok çarpıcı. Evet. Tamam. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Şimdi bakın bu görüşler hazırlanırken WhatsApp hattında cumartesi günü işte yayınlanıyor. WhatsApp hattı pazar gününde devam ediyor işlemeye, konuşmaya. Çünkü artık işte Türkiye'nin her tarafından sesler geliyor. Bakanlar, Yargıtay, Danıştay, Kadastro Müdürlükleri açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalar sırasında WhatsApp hattındaki arkadaşlar tekrar bir inisiyatif alıp kamuoyundaki bu haksız ve hukuksuz paylaşımları, anayasanın 126. maddesine aykırı paylaşımları, ki biz bu hakkımızı kullandık diyorlar. Acaba bir değerlendiren ikinci bildirimi yayınlayalım diye düşünüyorlar ve bu ikinci bildirinin de taslağını hazırlıyorlar. Fakat katılanların büyük çoğunluğu ilk etapta hemen hemen 60 amiral hayır, menfi, ikinci bir bildiriye gerek yok, bunu sürdürmeye gerek yok, anlatmak istediğimiz anlaşılmıştır, ikincisini yayınlamayalım diye adeta bir görüş birliği yapıyorlar. İşte bu görüş birliği sırasında yayınlayalım diyenler de var. Bunlardan da gözaltında var mı yok mu? Daha sonra gözaltı demeyelim de ev araması yapılmış mı yapılmamış mı? Bunları da daha sonra anlamış olacağız. Peki bu da önemli bir ayrıntı. Yani ilk duyurunun yarattığı gürültü üzerine ya bizi hani bir anlamda bizim şeyimiz bu değil, kastımız bu değil, niyetimiz bu değil. Acaba ikinci bir yazılı metinle biraz daha mı açsak şeyi üzerine, bunun konuşulması üzerine? Hayır, sonuçta bizim niyetimiz net bir şekilde anlaşılmaktadır. Burada da bir suç unsuru yoktur. İlginç boyutlar. Şimdi gelelim Zihni Çakır'ın gözaltına alınması. Yani kendisi böyle duyurdu. Kendisi böyle duyurdu. Evet. Ondan sonra bizim yayında da şeyi demişti, yani bir bakandan söz etmişti. Ne oldu? Onunla ilgili bir husus mudur? Başka boyutlara da işaret etmekte midir bu gözaltı hikayesi? Yani bu arada serbest sonuçta ifadesi alındı, bırakıldı. Ama sonuçta bir gözaltı işlemi oldu. Yani bana göre başka boyutlar da ifade ediyor bu. Çünkü bakın... Biliyorsunuz o gün sizin yayınınızda benim tanık olarak ifadem alındı demiştim. Şimdi tanık olarak ifadesi alınan bir kişiye dosya hakkında bilgi verir mi savcılar? Vermezler. O zaman soruşturmanın ihlalini nasıl, soruşturmanın gizliliğini nasıl ihlal ediyor Zihni Çakır? Herhangi bilgi sahibi değil. Yani şüpheli olsa, kendi ifadesini anlatsa, diğer şüpheliler faydalanacak olsa olur. Yani o açıdan bir tanık için soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu işlenemez bir suç. Öyle bir şey yapamaz. Peki niye gözaltına alındı? Çünkü hep sizde söylediğim gibi bir odak var. O odak cezalandırmak istiyor. O odak işte kelepçe vurulsun diyor. O odak apoletleri sökülsün diyor. O odak İşte orada evine alınmasınlar deniyor. Hatta gözaltından çıkıyor. Eşi orada evinde. Orada gece kalıp sabah yola çıkacak. İçeri girerken sen giremezsin. Eşini de al. Eşyalarını al. Buradan defol git deniyor. Yani bu irade, bu kimdir? Bu odak kimdir? Böyle bir odak var bir defa orada. Şimdi burada da bu odak çok kızmış. Çok sinirlenmiş. Zihni Çakır'a. Lan zevzek. Affedersiniz. Yani sen kalkıp da niye bakandan bahsediyorsun bir açık oturumda, bir canlı yayında?
Niçin bir bakanın ismini veriyorsun? Nitekim herkes o bakanın kim olduğunu öğrendi sonra. Sabahlara kadar uyumayan yok, bir bakan bu resmi var. Olarak hani şey açıklanmış ya da bilinmiş bir şey anlamında değil. Tahmin anlamında değil, Celal Bey söylüyor. Tabii tahmin anlamında tabii. Tahmin anlamında yani kendi birisi ben sabaha kadar uyumadım ve... Celal Bey geçelim o bölümü lütfen ne olur biz de işe tamam, yapmayalım. Tamam. Yani hayır, kanal olarak başımıza bir iş açmayalım. Yoksa sizi, aşağı yukarı herkesin bir tahmini vardır muhtemelen. Tabii kanadı rahatlatmak için söylüyorum. Ya Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerini kurmak isteyen bir bakan vardı. Yani biz tahmin olarak söylüyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. Bu hangi bakan olursa olsun diyelim ki 24 tane bakan varsa 24'te bir. Ya bir bakan isim. Ama bunun varlığının söylenmesi bir defa bu soruşturmanın bütünlüğüne ve siyasi iktidar tarafından başlatılmış biçimine birazcık çomak soktu. Bu nedenle bence Zihni Çakır'a bir balans ayarı yaptılar diye düşünüyorum. 2000. Peki. O zaman demek ki Zihni Çakır'ın gözaltına alınması, ondan sonra ifadesine başvurulması da önemli bir husus. Bir anlamda hani tanıklıktan sanıklığa mı geçiyor acaba diye şüphe etmemiz gereken bir durum değil mi Celal Bey? Tanıklıktan çok doğru, evet şüpheliye yani. Mi geçiyor, sanıklığa mı geçiyor? Geçmiş, evet. Evet, soruşturmanın gizliliğini Zihni Çakır'ın